Severim. Hocam. Sadece yol üzümeni ne yaparım ya? Aç gözünü. Evlat kızımız babasız mı kalsın? Sefer. Sefer. Haydi. İyi misin kocam? Oldu bana ya. Küçük bir kalp krizi geçirdim kocam, bir şey yok. Kızım televizyon falan ne? Kalbini gösteriyor. Haydi 20 mi atıyor kalbim? 20 diye. 20 de. Ha, alttaki kalpmiş. Ay 20 ise çok kötü. 20 yani bitik bir kalp sayısı. Oh, görüyorsun değil mi Haydi? Pampamın acısına dayanamadı kalbim diye patladı kalbim. Yasak bir şey olaydı. Ben sensiz yaşayamam. Evlat kızımız babasız yaşayamaz ki. Saçma. Gel oraya, oraya. Saçma. Bu ne? O öyle bir şey yani. Bu yola biz beraber baş koyduk yani. Sen olmadan ben de devam etmem, ben olmadan sen de etme yani. Ama öyle bir şey olmayacak yani biz. Birbirimize emanetiz. Rahat ol yani. Hastamız uyanmış bakıyorum. Bir şey kim o ya? Sefer Bey, nasılsınız? Hocam tanıyamadım da herhalde ameliyatla alakalı. Hocam vallahi yani tam bilmeyeyim nasılım. Bir yerdeyim, bir gökteyim. Herhalde gittim geldim yani de geldim hocam. Buradayım, sağ ol. Serumlar yüzünden Sefer Bey. Normal. Takmasaydın. Neyse. Bakalım. Parmağımı takip edin lütfen. Tabii hocam. Bu parmağımı Sefer Bey. Hocam bu daha yakın ya. Bu daha iyi, rahat geldi. Daha yakın. Parmağımı takip eder misiniz lütfen? Hocam o ters tarafından... Sefer Bey, bu parmağımı... Naide verir misin parmağını? Ben hanımın parmağını takip ederim. Hocam oldu mu? Edebiliyorum, sağ ol. Güzel, teşekkür ediyorum. İyileşecek değil mi? İyi yani, iyi bir şey yok. Şimdilik her şey güzel gözüküyor. Oh, çok şükür. Tıkalı olan damarına stent taktık. Kan akışının optimize olmasını sağladık. Yani hayati bir tehlikesi falan yok, değil mi? Biz üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan sonra işin büyük kısmı Sefer Bey'e düşüyor. Bak Sefer, görüyor musun? Bundan sonra stres, üzüntü, hiçbir şey yok hayatında. Ne yani? Başka bir doktora falan mı gideceğiz? Anlamadım ki. Stres de önemli unsur tabii ki ama Sefer Bey'in geçirdiği kalp krizinin en büyük sebebi kiloları. Ah Sefer. Bir dakika şimdi hocam. Haydi. Kilo derken hocam ne kilosu ya? Yapmayın. Kilo değil o hocam. Hafif bir şişkinlik olabilir. Gaz var. Kesinlikle gaz var. Artı iri, kemiklerim iri yani. Çocukluk dönemimde bile bütün arkadaşlarım iri diye beni öyle çağırılırdım yani. Kemik iri benim. Kolesterolünüz çok yüksek. Şekeriniz de üst sınırda. Eğer böyle devam ederseniz... Hocam, ayarlayın bir şey lütfen. Ne olur biliyor musun? İkinci kez bu şansı... Hocam. Yakalayamayabilirsin. Oh, peki ne yapacağız? Yoksa başka bir doktor falan mı bulalım? Anlamadım. Başka birine mi gidelim diye yapıyorsunuz? Eşinizin acilen diyet ve spora başlaması gerekiyor. Nedir Naide o? Mektup mu? Ne o? Diyet listesi. Sefer Bey, uzun yıllar sağlıklı ve sıhhatli yaşamak istiyorsanız bu diyete... harfiyen uymanız gerekiyor. Merak etmeyin doktor bey. O iş bende. Şu andan itibaren kontrolü elime almış bulunuyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Oldu, sağ ol. Bu ne ya? Hayır, doktor mu bu kesin? He doktor. Böyle doktor mu olur ya? Mandrake gibi sakallar makallar. Öyle olmaz ki doktor. Bayağı tüysüz sakallı, presentable insanlar olur. Bu bildiğin böyle bir garip ya. Hiç gözüm tutmadı yani. Ne bileyim ya, bu hastanenin doktoru olabilir yani. Sefer, ben şu andan itibaren senin sadece karın değilim. Kişisel antrenörün ve de yaşam koçunum. Naideyim ben Naide. Seni bir ay içinde filinta gibi yapacağım. Soda
falan var mı? Soda söylesene bana bir tane Nail. Soda yazmıyor listede. Nail, sodadan ne olur ya? Asitli soda bir liste tane. Liste dışına çıkmıyoruz. Yeter. Ne yazıyor onda o kağıtta? Bakabilir miyim Nail'e?